Yay burcu 8 Ağustos'a kadar Jüpiter ve Mars'la birlikte 8. evinizde ilerleyen Yengeç burcundaki Merkür, yakın dostlar, eş ve ortakların maddi durumundan faydalanma konusunda size destek olacak. Bu dönemde düşünce dünyanız ve iletişiminiz her zamankinden daha derinlerde geziyor olacak. Bu ölüm ve ölüm ötesiyle ilgili konular, bu alanlarda araştırmalar, hayata dair sorular ve yaşamı sorgulama şeklinde kendini gösterecektir. 8 Ağustos'ta Merkür'ün Aslan Burcu'na girişiyle birlikte ikili ilişkilerde ve kariyerinizde devam eden, uzun dönemdir devam eden problemleri yavaş yavaş geride bırakacak ve daha rahat edeceksiniz. 7 Ağustos 2013 saat 00:50'de yeni ay meydana gelecek Aslan Burcu'nda. Bu yeni ay sizin eğitim, öğretim, astroloji, felsefe, uzak seyahatler, yabancılarla yapılan işler ve umutlar, hayata dair beslediğiniz umutlar elinizde meydana geliyor. Etkilerini 3 gün ve 3 gün önce ve 3 gün sonra hissedeceğiniz yeni ay zamanında tüm moralinizi toplayacak ve aslında geçmiş uzun bir kötü dönemi geride bırakmış olacaksınız. Yeniden moralli, pozitif enerjili, daha iyimser bir ruh halinde yaşamaya başlıyorsunuz. Eğitim, öğretimle ilgili güzel gelişmeler kaydedebilir. Bu dönemde astrolojiye ilgi duyabilir ve eşinizle iletişim konusunda bir kademe kaydedebilirsiniz. Yeni ayın diğer olumlu haberi ise bu dönemde kendinizi en üst düzeyde çevrenize gösterme imkanları yaratacak oluyor olmanız. Bazılarınız da hayatına yeni bir aşk çekecek. Bu güzel haftada ani flörtler gelişebilir. Hayatınızda sizi uzun zamandan beri ilk kez iyi hissettiren biri gelebilir. Şansınızın oldukça açık olacağı bu dönemde eğlenceli ortamlarda da bulunacaksınız. Aynı zamanda yurt dışına gitme gibi bir durumunuz da sürpriz bir şekilde gelişebilir. 8 Ağustos'ta bu kez Merkür Aslan Burcu'na giriş yapıyor ve ay sonuna kadar sizin 9. evinizde ilerleyerek ikili ilişkiler ve kariyerle ilgili iletişim sorunlarını geride bırakmanızı sağlıyor. 8 Ağustos'tan sonra ilişkilerinizle daha rahat iletişim kurabilir, kendinizi insanlara daha açık ve net olarak ifade etme imkanı bulabilirsiniz. 16 Ağustos'ta bu kez Venüs Terazi Burcu'na giriş yaparak sizin 11. evinizde ilerlemeye başlayacak. Bu süre zarfında geliştireceğiniz yeni arkadaşlıkların iş hayatınıza olan katkısını fark edeceksiniz. Çevrenizin ve güçlü arkadaşlarınızın desteğini alarak iş hayatınızla ilgili olumlu gelişmeler kaydedebilirsiniz 16 Ağustos'tan ay sonuna kadar. Bu zaman diliminde arkadaşlarınızla iyi anlaşır, olumlu ilişkiler geliştirirsiniz. Etkinlikler, çeşitli davetler aracılığıyla yeni insanlarla tanışırsınız. Sosyal hayatınızın oldukça güçleneceği bir dönem. 21 Ağustos'ta bu kez Kova Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizin İletişim, düşünce dünyanız, beyin yapınız, kardeşleriniz, kısa yolculuklarınız ve yakın çevrenizi ilgilendiren yaşam alanınızda meydana geliyor. Etkilerini 3 gün önce ve 3 gün sonra hissedeceğiniz dolunay zamanında ani haberler alacak gibi duruyorsunuz. Ancak dolunaya eşlik eden Jüpiter-Uranüs karesi ve Merkür'ün zordaki pozisyonu bir şekilde iletişimle ilgili zorlanmalar ve para konusunda yeni girişimlerde kesinlikle bulunmamanız gereken bir dönemi işaret ediyor. Maddi olarak sıkıntı yaşayabilirsiniz dolunay zamanında ve kısa bir yolculuğa çıkma gibi bir durum gündeme gelebilir. 24-27 Ağustos tarihlerinde Venüs önce Plüton'la daha sonra Jüpiter ve Uranüs'le zorlu bir açı kalıbına giriyor olacak. Bugünlerde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Çünkü sağlık problemi gündeme gelebilir sizin için. Aynı günlerde maddi konular ve çocuklarınızla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Çocuğu olan yay burçlarının özellikle bu 4 gün iletişime dikkat etmelerini tavsiye ederim. Bu zorlu görünüm altında iş ve para konularında hiçbir maddi yeni girişim yapmamalı, oluşabilecek aksiliklere karşı da temkinli olmanızı öneriyorum. Ağustos ayının sizin en yüksek ayınıza geçmesini dilerim.